Bir önceki videoda iki boyutlu vektör alanları hakkında konuşmuştuk. Bu videoda ise üç boyutlu vektör alanlarından bahsedeceğiz. Üç boyutlu vektör alanı çok değişkenli x, y, z koordinatları ile tanımlanmış üç boyutlu girdi ve x, y, z'ye bağlı çıktı değerleri ile ifade edilir. Şimdilik buralara noktalar koyuyorum. Ve aynen iki boyutlu vektör alanları gibi üç boyutlu vektör alanları için de üç boyutlu uzaydan nokta seçmemiz gerekecek. Bu noktaların biri için fonksiyonun çıktısının ne olduğuna bakacağız ve bu üç boyutlu bir vektör olacak. Vektörü de bu noktadan çıkan bir vektör olarak göstereceğiz. İsterseniz gelin basit bir örnekle başlayalım. Mesela çıktı vektörü sabit olsun. Bunu sabit vektör olarak mesela 1, 0, 0. Evet, böyle belirleyelim. Bu vektörün x ekseninde bir birimlik bir uzunluğu olacak değil mi? x ekseni burada. Kısacası tüm vektörler buna benzeyen yani x yönünde bir birimlik bir uzunluğa sahip olan vektörler olacaklar. Ve bunu tüm noktalar için ya da bazı noktalar için dersem daha doğru olacak. Evet, bazı noktalar için yaptığımızda da buna benzeyen bir vektör alanı elde edeceğiz. Uzayın herhangi bir noktasında buradaki mavi vektörlerden birini elde edeceğiz. Mavi vektörlerin hepsinin aynı, yani birbirlerinin kopyaları olduklarını da bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Evet, x yönünde bir birim. Ama bu son derece sıkıcı bir vektör alan oldu öyle değil mi? Biraz heyecan katmak istersek, çıktıyı bir şekilde girdiyle ilişkilendirmemiz gerekecek. Çıktıyı şimdilik y 0 0 olarak belirleyelim. Bakalım neler olacak. Vektörler yine x yönünde ama bu sefer y değerine bağımlı olacaklar. Görselleştirmeden önce dilerseniz bunun ne anlama geldiği ile ilgili birazcık düşünelim. Y ekseni burada. Z ekseni de ekrandan bize doğru çıkacak gibi. Y'nin değeri arttıkça 1 2 3 bu vektörlerin uzunlukları da artacak ve x yönünde daha büyük bir vektör elde etmiş olacağız y negatifken de vektörler diğer yöne doğru uzanacaklar. Neye benzeyeceğini artık görelim. Evet, işte burada. Bu vektör alanında renk ve uzunluğu vektör büyüklüğünü ifade etmek için kullandık. Kırmızı vektörler çok uzun, mavi vektörler oldukça kısa ve sıfır noktasında vektör göremiyoruz çünkü bu vektörlerin uzunlukları sıfır. İki boyutlu vektör alanları gibi bu vektör alanını çizdiğimizde de bunun uzunluğu 1 olacak öyle değil mi? Y 1'e eşitken bunun bir birim uzunluğunda olması lazım. Çok çok kısa olarak çizilmiş. Buradakinde ise Y 5 ya da 6'ya eşit olmalı. Daha uzun bir vektör görüyoruz öyle değil mi? Olduğundan kısa görünüyor gerçi ama eğer ölçüye uygun olarak çizmiş olsaydık görsel çok karmaşık görünecekti. Bununla ilgili fark etmemiz gereken birkaç şey var. Çıktı x'e veya z'ye bağımlı olmadığı için x yönünde. Yani ileri geri ilerlediğimizde vektörler değişmiyor. z yönünde bu sefer aşağı yukarı ilerlediğimizde vektörlerin yine değişmediğini görebilirsiniz. Tek değişiklik y yönünde oluyor. Çıktı değerinin girdi değerine bağımlı olmasının ne anlama geldiğini anlamaya başladığınızı düşünüyorum. Şimdi de biraz daha farklı bir şey görelim. Çıktının üç bileşeni de x, y veya z'ye bağımlı olsun. Mesela birim fonksiyonu inceleyelim. Herhangi bir x virgül y virgül z noktasında çıktı olarak vektörün kendisini alalım. Bunun ne anlama geldiği ilgili bir fikriniz var mı? Diyelim ki bize uzayda bir nokta verilmiş olsun. Bunun çıktı vektörü ne olur? Bu noktanın belirli bir x, y, z bileşeni vardır öyle değil mi? Ve x, y, z'ye karşılık gelen vektör de orijinden bu noktaya doğru uzanan vektör olacak. Hemen çiziyorum. Orijinden bu noktaya doğru. Vektör alanlarını çizerken bunu hareket ettirip orijin yerine bu noktadan çıkıyor gibi gösteririz. Evet, bunun orijinden uzaklaşıyormuş gibi göründüğünü sakın aklınızdan çıkarmayın. Nokta ne kadar uzaktaysa vektör de o kadar uzun olur. Öyle değil mi? Bunu da söyledikten sonra gelin vektör alanına bir göz atalım. İşte burada. Bunu çizerken yine ölçeğe sadık kalmadık. Buradaki kırmızılar, burada dışarıda olanlar oldukça uzun vektörler olmalılar. Çünkü vektörlerin uzunlukları noktanın orijinden ne kadar uzak olduğuyla doğru orantılı. Daha temiz bir vektör alanı için oldukça küçük bir ölçek kullanıyoruz. Mesela buradaki merkeze yakın olan ve merkezden dışarıya doğru uzanan mavi vektörler son derece kısa vektörler. Aslına bakarsanız bu oldukça iyi görünen vektör alanlarından biridir ve birim vektör vektörün bir vektör alanı olarak nasıl göründüğü karşınıza sıkça çıkacağı için aklınızda tutsanız iyi edersiniz. Bundan sonraki videoda bundan biraz daha karmaşık olan bir örnek üzerinde duracak ve çıktının x, y ve z'ye bağımlı olmasının ne anlama geldiğini biraz daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.